Burası Gürpınar'ı Yakupla'ya bağlayan yol. Burada Balıkçı Kenan'ın bir tesisi bulunmakta. Önünde de bir yeşil alan var. Ancak burası parkken da halkın yeşil alanına dokunulduğu kastediliyor, iddia ediliyor. Evler var, evlerin sakinleri bu durumdan şikayetçi. Tüzünün tanınan simalarından Balıkçı Kenan bu durumdan şikayetçi. Bu da bize göstermiş olduğu imar planı var. Kamuya ait olan yeşil alan başkasına satıldı ve burası çamur içerisinde kalındı. Burası Beylikdüzü Çizmeli ile gel. Tuzu.com.tr ve Lonca Medya olarak bu durumun aydınlatılması için çağrıda bulunuyoruz. Daha batarsın kardeşim, dikkat et. Gördüğünüz gibi çamurlarla kaplı. Arabalar girip çıkamıyor buraya. Biz de basın mensupları olarak buraya davet edildik. Burası Beylikdüzü, Çizmeni giyine gel. Burası Beylikdüzü, buraya giriş yok diye asılmış oralarda. Biz de burada manzarayı görüyoruz, izliyoruz, takip ediyoruz. Burası Beylikdüzü'nün tam olarak neresi? Efendim hoş geldiniz. Size çok teşekkür ederim. Ne güzel bir soru sordunuz. Efendim burası Beylikdüzü'nün merkezi. Batı Trakya Bulvarı. 30 sene önce kurulan Balıkçı Kenan'ın tesislerinin Kavaklı Şubesi'nin şu anda önündeyiz. Sizin de gördüğünüz gibi 3 tane müşteri geldi, geri çıkamadı. 5 senedir bu haldeyiz. Ben hiçbir şey söylemiyorum halkımıza. İş görüldüğü gibidir. Burası Beylikdüzü, giriş yok. Girseniz de çıkamazsınız. Tesis bizimdir ama burası park alanı, yeşil alandır. 5 senedir bizim halimiz bu. Kendi dükkanımızı 5 senedir kapattık. Açamıyoruz. Ekrem Başkanımıza defalarca söyledik ama hiç dinlemedi bizi. Bu hal gördüğünüz gibi 5 senedir devam ediyor. 6 ay önce bir buraya tel örgü çit çekildi efendim. Kafes içine alındı. Yeşil alan park alanı ona. Adamın biri dedi ki biz burayı aldık. Tamam, memlekette her şey olur. Olmaz diye bir şey yok. İnsanların nefes aldığı park alanını, yeşil alanı, insanların huzur bulduğu yer satılır mı? Veya rant konusu olur mu? Devlet yetkililerimize, devlet büyüklerimize sesleniyorum. Böyle bir zulümlerden uzak duralım. Halkı perişan etmeyelim. Halk nefes alsın. Efendim bazı yerde para nereye kadar? Burası Beylikdüzü'nün merkezi, Batı Trakya Bulvarı. Bu haldeyiz efendim. Kendi dükkanımıza bile giriş yapamıyoruz efendim. Balıkçı Kenan kendi çabalarıyla şuraya gördüğünüz gibi taş döşedi. 20 sene önce, 15 sene önce taş döşemiş ki kimse mağdur olmasın. İnsanlar ayağını çamura bastı. Efendim geldiler, belediye ekipleri geldi. 20 sene önce yaptığımız taşları bile söktüler efendim. Ben böyle şeyi pek sevmem ama halimiz bu. Burası efendim çöl değil, ulaşılmayacak bir yer değil. Yeşil Vadi'ye konakları olarak burada bulunuyoruz. Burası bizim yaşam vadimiz. Burada nefes almak istiyoruz. Ve sakinleri olarak biz bu halden şikayetçiyiz yani. Burada biz çamurdan, çoraktan, karanlıktan geçemiyoruz yani. Gördüğünüz gibi bak, çizmelerimizle beraber bataklık içindeyiz. Gördüğünüz gibi çizmeyle bire girip çıkmak sıkıntı yaratıyor. Normal bir insanın buraya ayakkabıyla girip çıkması imkansız olduğu gibi, bir arabanın girip çıkmasının imkansız olduğu gibi çizmeyle dahi, bakın gördüğünüz gibi çizmeyle dahi girip çıkılmıyor. Burada eğitim kurumları var. Bataklıktan geçmek zorunda olan öğrencilerin halinden anlaşılması gerekiyor. Saygıdeğer kardeşlerim, saygıdeğer abilerim, saygıdeğer ablalarım, biz devletimizden herhangi bir şey talep etmiyoruz. Devletimizden çıktığımız yer çamur olmamasını istiyoruz. Ne giymeden gelip park yerinde dolaşabilmesini istiyoruz. Gördüğünüz gibi hepsi gerçek, hepsi şey. 20 sene önce park yerine koyulan yer. Bunun değişmesi hiçbir türlü mümkün olmaması lazım. Bakın efendim, karşımızda okul var. Öğrencilerimiz okuldan dışarı çıkamıyor. Adım atamıyor. Böyle yerde rantın konusu olmaz. Paranın konusu olmaz. Çünkü bu halkı ilgilendiren bir şey. Devlet büyüklerimden, devlet yetkililerimden, Ekrem İmamoğlu'nun anasından babasından rica ediyorum. Sizin eviniz, sizin iş yeriniz böyle bir yerde 5 senedir böyle bir zulüm olur mu? Neyin ne olduğunu halkımız görsün diye. Yoksa eylemle falan bizim işimiz yok. Biz kilidimizi kapatırız, gider evimizde rahat rahat yatarız. Ama biz yatarken çocuklar nasıl buraya gelecek efendim? 4 sene zarfında kimseyi üzmek istemedim. Bu
yanlış olaylardan bir tanesi, burası yapılmazsa bunun daha kötüleri 5 tane daha var. Onlar da mutlaka gündeme getirilecektir. Devlet işlerine karışmak bizim işimiz değildir. Ama ayakkabıyla dolaşmak bizim de hakkımızdır. Burası halkın yeri efendim. Halkındır. Halkın kalmasını istiyoruz. Balıkçı Kenan için önemli değil efendim. Balıkçı Kenan dükkanını kilitler, ceketini alır gider. O değil efendim. Burası ilal ebed torunun torunlarına kalması lazım. Çocuğunun elinden tutmadan dışarı çıkaramıyor. Neden? Batağa saplanıp düşebilir. Bina nereye kadar ya? Türkiye Cumhuriyeti, Beylikdüzü Belediyesi park alanı, yeşil alan. Evet. Bunu ben demiyorum efendim. 20 sene önce oluşan Ankara'dan da düğmeye bastığınız zaman burasının park alanı olduğunu göreceksiniz. Kimseye iftira atmıyoruz. Kimseye karalamaya çalışmıyoruz. Gerçekler bunlardır. Burası parktır. Park kalmasını istiyoruz. 6 ay önce bana komşulardan tepki geldi. Kardeşim sen ne yapıyorsun falan. Dedim ne oldu kardeşim? Dediler ya tel örgüyü bizim yeşil alana çekmişsin. Hayır efendim, benim öyle bir şeyden haberim yok. Efendim koşa koşa buraya geldim. Dedim kardeşim bu nedir? Araştıra en sonunda belediye yetkililerine burasının başka birine verilmesi kararlaştırılmış Beylikdüzü Belediyesi tarafından. Beylikdüzü meclis üyeleri veya yetkilileri, hayret ediyorum. Beylikdüzü meclis üyeleri, siz burada oturuyorsunuz, sizin çocuklarınız burada oynayacak. Nasıl böyle bir karara imza atıyorsunuz? Sayın meclis üyelerim, sayın değerli kardeşlerim. Bana bazısı diyor ki abi seni çok sev, beni sevme kardeşim. Beni sevme, halkın, çocukların ayak bastığı yeri sev kardeşim. Seni seviyorum diyorsun. Çocukların oynadığı yeşil alanı bir şahısa satılması için imza atıyorsun. Kardeşim burası bir kişiyi mutlu eder. Ama satılırsa bir kişiyi mutlu eder. Ama park alırsa binler mutlu olur efendim. Çocuklarımızı yeşil alan ve park alanı olmadığı için eve kapatıyoruz. Sonra teknoloji bağımlısı birer birey yetiştiriyoruz. Buna mecbur kalıyoruz. Dört duvar arasındaki çocuk enerjisini nasıl atacak? Parkta, yeşillikte oynayarak atacak. Ama bizim parkımız yok. Bizim yeşil alanımız bataklık bir şekilde. Bu çocukları bu bataklığın içine nasıl çıkarabiliriz? Sadece standart bir vatandaş olarak herkese aynı eşit davranılmasını ve çocuklarımıza park istiyoruz. Beton duvarlar arasında sıkıştık. Nefes alamıyoruz. Önümüzdeki nesiller nasıl nefes alacak? Biz yeşillik ağaç istiyoruz. Evimizde küçük küçük saksılarla yeşillik yapmaya çalışıyoruz. Ama bu böyle olmaz. Çocuklarımız enerjilerini boşaltacak bir yer yok. Parkları yok. Oynayacakları yeşil alan yok. Biz bunları istiyoruz. Ben sabah çocuğumu servise bindirirken çamurlar içine bindirmek istemiyorum. 11 yaşındaki oğlumu kucağımda servise bindirmek zorunda kalmak istemiyorum. Bunlar bizden kesilen vergilerle yapılıyorsa, ben vergimi ödeyen bir vatandaşsam, ben bu hizmeti hak ettiysem istiyorum. Taksiler bir kere buradan geçmiyor ya. Çocuğum hasta olsa doktora götüreceğim, taksi bulamıyorum. Neden? Her yer çamur. Taksiciler bizi almak istemiyorlar. Şu ayaklarımın haline bakar mısınız? Hangi taksici bizi taksisine alır? Buraya normal bir vatandaş gözüyle baksın ve yürüyebilirse yürüsün ayakkabılarla. Halimizi o zaman anlar. Çünkü anlatmakla halimizi anlatamadık biz. Yaşaması gerekir. Vatandaş olarak oy verirken hizmete bakacağım. Hizmete bakıyorum. Kime ne verebilirim ki? Ben hizmet istiyorum. Şimdi bu ceket gibi bir şey efendim. Ceket satılmaz efendim. Yeşil alan. Torunlarımız burada, çocuklarımız. Abla ne dedi? 3 çift ayakkabı aldım. Şey oldu. Sonradan çizme aldım. Çocuklar yine korkudan batar kalır, düşer kalır diye. Tedirgin olurum, elinden tutmadan gezdiremiyorum dedi. Kulaklığının bu sokakların hiçbirinde asfalt yok. Yani ayıptır ya, şuraya kendinin gelip bir bakması lazım. Beylikdüzü merkeze 5 dakika mesafedesiniz. Hastanesine 10 dakika mesafedesiniz. Ama Kavaklı'nın yani bu nedir yani? Sonra geldiklerinde seçimde bizden oy isteyecekler, kusura bakmasınlar. Burası Beylikdüzü'nün merkez mahallelerinden Kavaklı. Bu da taksi durakları yok. Bankamatikler yok. Evlerin çevresinde bataklıklar var. Beylikdüzü merkeze 5 dakika 10 dakika mesafede bulunan bir yer. Beylikdüzü vatandaşları bu durumdan şikayetçi.
yaklaşan yerel seçimler öncesi Beylikdüzü Belediyesi'nden hizmet bekliyorlar. Şimdi yeni bir dosya hazırlanmış, buranın bir şahısa verilmesi için. Şahıs gelmiş burada bizi tehdit ediyor. Bunun aracı da, bu tehdidin aracı da benim başıma bir şey gelirse Beylikdüzü Belediye Başkanı İmamoğlu'dur. Adam gelmiş bana, benim yerimde bana tehdit ediyor. Diyor ki bana dedemden kaldı.